sofrasına sunan işçilerin, emekçilerin, onduruyla toprağını işleyen Anadolu köylüsünün, kadınların, yarınlara umutla bakan gençlerin, doğanın ve yüreği sevgiden geçen cümle canlıların dostu. Hukukun üstünlüğüne inananların, adaletin egemenliğini ödünsüz savunanların, milyonların umudu. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na davetimi arz ediyorum efendim. Evet, öncesinde Sayın Zöhre Doğan'a ödüllerini verecekler. 2020-27. Hacı Bektaş Veli Dostluk ve Barış Ödülünü kendilerine takdim ediyorlar. Sayın Doğan'ı da kutluyoruz. Alkışlarınız efendim, dernek adına alıyorlar ödüllerini. Sayın Vali Yardımcım, değerli milletvekilleri, saygıdeğer kaymakamımız, Hacı Bektaş Belediye Başkanımız, İstanbul Büyükşehir'in ve Hacı Bektaş'a büyük hizmetleri olan değerli dostum Ekrem İmamoğlu ve diğer arkadaşlarım. Efendim, bugün hep birlikte Hacı Bektaş-ı Veli'yi anıyoruz. Bir Anadolu erenini anıyoruz. Bir bilgeyi, insanı sevmenin, doğayı sevmenin erdemini bize anlatan bir Anadolu bilgesini anıyoruz. O bu topraklarda yaşayıp anlayana çok şey söyledi. Bazılarını benden önce konuşan arkadaşlar dile getirdiler. O bu topraklarda dedi ki, kimsenin ayıbını arama, kendi ayıbını gör. O dedi ki, adalet her işte hakkı bilmektir. O dedi ki, en yüce servet ilimdir. O dedi ki, düşünce karanlığına ışık tutanlara ne mutlu. Ali Şeriat'i şöyle söyler: düşünme, itaat et. Diyenlere değil, düşün, sorgula, sor, diyenlere kulak ver. Ali Şeriat'i ile Hacı Bektaş-ı Veli arasında bu düşünce birliği çok ama çok değerlidir. O dedi ki, çalışmadan geçinenler bizden değildir. O dedi ki, alimin uykusu cahilin ibadetinden üstündür. O dedi ki, arifler hem arıdır hem arıtıcı. O dedi ki, kibrin aslı şeytan, tevazunun aslı Rahman'dır. O dedi ki, en büyük keramet çalışmaktır. O dedi ki, dili, dini, rengi ne olursa olsun, iyiler iyidir, iyiler her an iyidir. Özetle adaleti söyledi, tevazuyu öğütledi. Çalışmanın, alın teri dökmenin önemini anlattı. Bilime, alime önem vermemiz gerektiğini söyledi. Başkasının ayıbını arayacağına önce kendi ayıbını gör dedi. O bize insanlığı öğretti ve öğütledi. Sevgili dostlarım, Hacı Bektaş-ı Veli bunları 21. yüzyılda değil, yani içinde bulunduğumuz çağda değil, 13. yüzyılda bu topraklarda söyledi. Yani bundan tam 800 yıl önce söyledi. O nedenle Hacı Bektaş-ı Veli sadece bizim değil, düşünceleriyle dünyanın ortak değeridir. Sevgili dostlarım, tarih sancılanmadan Hacı Bektaşlar doğmaz. Dünyanın 13. yüzyılda çektiği sancı anlaşılmadan ne Hacı Bektaş-ı Veli'yi, ne Mevlana'yı, ne Derviş Yunus'u, ne Ahi Evran'ı, ne Hacı Bektaş-ı Veli'yi anlayabiliriz. 11. ve 12. yüzyıllarda Haçlı saldırılarıyla uğraşmak zorunda olan
Türk İslam coğrafyası 13. yüzyıla gelindiğinde Moğol istilasıyla tarumar edilmişti. Ne hak vardı ne adalet, ne barış vardı ne alime saygı. Ölümün, baskının kol gezdiği bu coğrafyada inançlar üzerinden düşmanlıklar ve talan vardı. Hacı Bektaş bu coğrafyaya, yani Anadolu ve Balkan coğrafyasına az önce ifade etmeye çalıştığım değerleri getirdi. Kadın erkek arasında ayrım yapmadı. 13. yüzyılda dergahını kadınlara açtı. O kadar ki bir arkadaşımın da ifade ettiği gibi Bacıyan-ı Rum adı altında tarihin ilk kadın örgütlenmelerinden birini gerçekleştirdi. Bu vesileyle Kadıncık Ana'yı da saygıyla, rahmetle anmamız gerekiyor. Sevgili dostlarım, Hacı Bektaş Veli bir Horasan ereniydi. Ahmet Yesevi dergahında yetişmiş, olgunlaşmış ve pişmişti. Horasan erenleri 13. yüzyılda Anadolu Selçukları döneminde kendisinden en çok söz edilen topluluktur. Rum erenleri ya da seyitler olarak da adlandırılırlar. Toplumu irşad etmek, aydınlatmak onların göreviydi. Anadolu ve Balkanlarda çalıştılar, toplumu aydınlattılar. Pir Ahmet Yesevi'nin düşüncelerini Anadolu ve Balkanlara yayıldılar. Merzifon'da Pir Dede, Bursa'da Geyikli Baba, Antalya'da Abdal Musa, İstanbul'da Karaca Ahmet, Konya'da Seyyid Mahmud-ı Hayrani, Bigadiş'te Barak Emre, Karaman'da Yunus Emre, Kırşehir'de Ahi Evran, Arnavutluk'ta Abbas Ali, Macaristan'da Gül Baba, Balkanlar'da birden fazla bölgede Saru Saltık örnek gösterilebilir. Sevgili dostlarım, Horasan erenlerinin menkıbelere göre dört özelliği vardır. Menkıbelere göre Horasan erenlerinin birinci özelliği perendeliktir. Perende uçan demektir. Keramet göstermek anlamına gelir. Nitekim Hacı Bektaş Veli'nin Suluca Karayük'e güvercin donunda indiği de rivayet edilir. Hacı Bektaş Veli'ye hünkâr denilmesi onun keramet ehli olmasından kaynaklanmaktadır. Horasan erenlerinin ikinci özelliği Alp Gazi olmalarıdır. Tahta, taç, kılıç, tu ve alemleri vardır. Fütuhat ehlidirler. Anadolu'nun ve Balkanların Müslümanlaştırılması ve Türklüğün yayılmasında öncülük görevi üstlenmişlerdir. Bu erenlerin, yani Horasan erenlerinin üçüncü özelliği, Horasan erenlerinin gerektiğinde Şahin, Doğan, Güvercin, Aslan donuna girmelerinin kabulüdür. Keramet ehli kabul edilirler. Çünkü onlar duvarı yürüten, aslanla ceylanı bir arada tutanlardır. Sevgili canlar, Horasan erenlerinin dördüncü özelliği de mürebbilik, yani öğretme konusunda görevli olmalarıdır. Çünkü onlar dergahlarında iyi eğitim almış, topluma örnek olan kişilerdir. Onlar aldıkları eğitimi tamamlayıp irşad için pirlerinden icazet aldıklarında artık insani kamil olarak adlandırılırlar. Sevgili dostlarım, Anadolu'yu bize yurt yapan, çağlar öncesinden hakkı, hukuku, adaleti, sevgiyi, barışı ve huzuru öğreten, coğrafyamızı bir ilim irfan coğrafyasına dönüştürmek için çaba harcayan bütün erenlerimizi, velilerimizi, mürşitlerimizi, pirlerimizi, dervişlerinizi huzurlarınızda bir kez daha rahmetle ve şükranla anıyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımıza, şehitlerimize ve gazilerimize de Allah'tan rahmet diliyor, hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Sayın Genel Başkanım. Sayın Genel Başkanımız, çok teşekkür ediyoruz. Sizi hemen göndermiyoruz yalnız.
Evet, Sayın Başkanım, Genel Başkanım, size hemen göndermiyoruz. Bu güzel günün anısına size ve sizin de bilginiz dahilinde alt ve üst yapı çalışmalarıyla ilçemize desteklerini esirgemeyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na, Hacı Bektaş Belediye Başkanımız Sayın Arif Yoldaş Altıok plaket takdiminde bulunacaklardır. Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ve Hacı Bektaş Belediye Başkanımız Sayın Arif Yoldaş Altıok'u sahnemize davet ediyorum. Evet, bu güzel günün anısına. Alkışlarınızla teşekkürlerimizi sunuyoruz bir kez daha Sayın İmamoğlu'na yaptığı desteklerden, katkılardan dolayı. Çok teşekkür ediyoruz. Ve aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız, milyonların umudu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na bu güzel günün anısına bu plaketi takdim ediyoruz. Ve günün anısına güzel bir fotoğraf. Coşkulu ve yürekten bir alkışla efendim. Teşekkürlerimizi sunuyoruz Sayın Genel Başkanımıza, Sayın İmamoğlu'na. Çok teşekkürlerimizi sunuyoruz.